Web sitesi mi kuruyorsunuz? Yoksa kendi blogunuzu mu yazıyorsunuz? Şüphesiz görsellere ihtiyacınız olacak. Belki de vlog çekiyorsunuzdur ve blogunuzu destekleyecek kısa kliplere ihtiyacınız vardır. İşte bu videoda sizlere tanıtacağım pexels.com bizlere ücretsiz görsel ve kısa videolar sağlıyor. Nasıl mı? Gelin birlikte inceleyelim. Şu anda Pexels.com'un ana sayfasındayız. Pexels.com Türkçe dil seçeneğine sahip. Eğer sizde Türkçe olarak görünmüyorsa buradaki üç noktadan dili değiştir kısmını açarak buradan Türkçe dilini seçebilirsiniz. Pexels.com oldukça basit bir arayüze sahip. Ekranda gördüğünüz üzere bir tane arama çubuğu ve ana sayfa var. Ana sayfayı aşağıya doğru kaydırdığımızda Böyle sonsuz döngüyle devam eden bir ana sayfa var. Tabi biz ihtiyacımız olan görsel veya videoyu bu şekilde ana sayfada ilerleyerek aramayacağız. En başa gelip arama çubuğunu kullanarak arayacağız. Şimdi örnek bir arama yapalım. Örneğin elma diye yazıp aradığımızda gördüğünüz üzere pek elma ile alakalı içerik çıkmadı. Bunun sebebi her ne kadar arayüz Türkçe olsa da kullanılan anahtar kelimelerin birçoğu İngilizce olduğu için arama doğru çalışmadı. Bunun yerine İngilizce olarak elma yazdığımızda gördüğünüz üzere daha doğru sonuçlar verdi. Bu yüzden siteyi genellikle aradığımız görsel veya videonun İngilizcesini yazarak arayacağız. Buradan videolara tıklayarak elma ile ilgili videoları da görüntülemek mümkün. Şimdi ana sayfaya geri dönelim. Evet, ana sayfada bir keşfet bölümü var. Keşfet bölümüne girdiğimizde burası her geçen gün değişiyor. Keşfet bölümünde bir yazı hazırlamak veya da bir video yapacağımız zaman acaba ne yapsam diye düşündüğünüzde bu bölümden ilham alıp koleksiyonun içinden yararlanarak eserinizi tamamlayabilirsiniz. Yeniden ana sayfamıza döndüğümüzde Burada bir videolar bölümü görüyoruz. Videolar bölümüne gelerek de eğer kısa kliplere, videolara ihtiyacımız varsa burada istediğimiz anahtar kelimeyi yazarak arama gerçekleştirebiliyoruz. Videolarda 4K olan da var, Full HD olan da var. Genellikle işimize yarayacak videolar. Şimdi birçoğunuzun aklında pexels.com'dan indirdiğim görselleri ve videoları kullandığımda Telifle karşılaşır sorusu var. Ee, birçoğunuz bu videoya da bu sebeple de gelmiş olabilir. Şöyle incelememiz devam edecek. Ancak öncesinde merak edenler için, evet arkadaşlar, Pexels.com'daki görselleri ve videoları kullanarak içerikler üretebilir ve bu ürettiğiniz içeriklerden gerek reklam geliri, gerekse de satış anlamında para kazanabilirsiniz. Daha ayrıntılı lisans bölümünde inceleyeceğiz. Şimdi lider ve yarışmalar kısmını da kısaca değinmek istiyorum. Lider sıralamasına girdiğimizde pexels.com içeriye görsel ve video yükleyenleri biraz daha teşvik etmek açısından böyle bir sayfa hazırlamış. Buraya da ilgi duyarsanız eğer inceleyebilirsiniz. Şimdi tekrar ana sayfaya dönüp yarışmalar kısmına girelim. Eğer sizin de elinizde görseller ve videolar varsa ve toplulukla paylaşmak isterseniz Buradan hem yarışmalara katılabilir. Belki yarışmayı kazanırsanız örneğin ekranda görülen yarışmadaki 200 dolar gibi bir ödül kazanabilir. Hem de eserlerinizi buradaki toplulukla paylaşmış olabilirsiniz. Şimdi incelememize lisans bölümüyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Pexels.com'un arayüzünün basitliği kadar lisansla ilgili sorular da oldukça basit. Şimdi nelere izin verilir kısmını şöyle özetlemek istiyorum. Buradaki video ve görsellerin kullanımına izin verilir. Merak eden arkadaşlar ayrıntılı olarak okuyabilir. Ancak ben daha çok nelere izin verilmeze değinmek istiyorum. Burada neleri yapamazsınız kısmı var ve e, bu konu hakkında gelen sorulardan dolayı da bu kısmı biraz örneklerle anlatmak istiyorum. Şimdi ilkinden değinelim. Kimliği belirlenebilir insanları kötüleyici veya rahatsız edici şekilde görünmemelidir. Evet arkadaşlar, buradaki ürünleri e, montaj diyoruz görselleri ve bu montaj esnasında kişileri rahatsız edici görsellere çevirmeyin. Ne bileyim kan olur, şiddet olur veya aklınıza gelen diğer şeyler olur. Bu şekilde e, kullanıma izin verilmiyor arkadaşlar. Devam ettiğimizde bir fotoğrafın veya videonun üzerinde değişiklik yapılmamış kopyalarını satmayın. Evet arkadaşlar, yani videonun sahibi gibi veya da görselin sahibi gibi davranmaya çalıştığınız hiçbir duruma izin verilmiyor. Yani bir blog yazısı yazdınız. Evet. Blog yazınızda fotoğrafı kullanabilirsiniz. Ancak web sitenizde galeri kısmında çektiğim fotoğraflar olarak kullanamazsınız şeklinde burayı özetleyebilirim. Ayrıca fiziki ortamlarda da sadece bir çerçeve içerisinde bir tablo şeklinde bastırıp bu ürünü satamazsınız arkadaşlar. Kendinizinmiş gibi yine satamazsınız. Devam ettiğimde görüntüde yer alan kişi veya markaların ürününüzü onayladığı imasında bulunmayın diyor. Evet arkadaşlar web sitesinde yani kendi web sitenizde de olabilir bir ürün satıyorsunuz ve pexels.com'dan örneğin beyaz saray fotoğrafı buldunuz ve indirdiniz. Dediniz ki Beyaz Saray bizim ürünlerimizi kullanıyor. Evet arkadaşlar böyle bir imada bulunamazsınız. Bunu anlatıyor. Yine devam ettiğimde fotoğrafları ve videoları diğer stok fotoğraf veya duvar kağıdı platformlarında yeniden dağıtmayın veya satmayın. Burada da yine e, konuşuna giriyor. Fotoğraf veya videonun kendinizinmiş gibi davranmayın kısmına giriyor. Buradan indirip diğer sitelerde hatta bu çoğunlukla kendi web siteniz için de geçerli. Hani bu benim diye yayınlayamazsınız. Bu dört basit kuralın dışında dilediğiniz gibi kullanabilir ve ticari gelir de elde edebilirsiniz. Şimdi son olarak da tekrar ana sayfaya dönelim. Elma örneğimize yine girelim. Elma diye arattık. İndirmek de çok basit. Şöyle elmaya tıkladım. Gördüğünüz üzere sağ üstte ücretsiz indir var. Buradan boyut seçebiliyorsunuz. Orijinal boyutta veya daha küçük boyutlarda olabilir. Ücretsiz indire bastığınızda Fotoğrafınız hemen inmeye başlıyor. Burada mülk sahibine bağış yaparak katkıda bulunabilirsiniz. Zorunlu değil. Veya da eğer bloğunuzda kullandıysanız bu fotoğrafı, fotoğrafın altına buradan kopyala diyerek atıfta bulunarak da destek olmak istersiniz. Yine bu da zorunlu değil arkadaşlar. Kapattık. Buradan gene videolara geçelim. Bir tane de video indirmek üzere bir deneme yapalım. Evet arkadaşlar buradan açtığımızda videomuz açıldı. Buradan oynatıp inceleyebiliyoruz. Beğendiğimizi varsayalım. Yine ücretsiz indire girdiğimizde orijinal boyutta ücretsiz indir dediğimizde yine indirme işlemleri başlayacaktır. Aynı şekilde buradan bağış yapabilir. Burada bir de Instagram hesabı vermiş. Girip oradan takip edip destekleyebilir. Veya da kullandığımız bu içeriğe atıfta bulunabiliriz. Ama bunların hiçbirisi zorunlu değil. Evet arkadaşlar bu incelemenin sonuna geldik. Sorularınızı yorum kısmından sormaktan çekinmeyin. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma da abone olabilir. Videoyu beğen butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.